Fiyat endeksi %49.24 azaldı. Son yıllarda tıbaratan orman yangınları konusunda daha gelişmiş teknolojilerin kullanılması ve yangınların önüne yönelik tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda daha fazla çaba harcanmalı ve doğal yaşama karşı daha duyarlı olmalı. Yayınlanan öğretmenlikle il düzeyinde teknik komitelerde meslek örgütlerinde 5-15 oranında yer verilmiş. Merkezdeki kurul üye sayısı azaltılmış ancak hiçbir meslek örgütüne yer verilmemiştir. Üretim planlamasının temelini oluşturacak kapasite ve talep bilgisine yönelik bir alım garantisi sunulmamıştır. Yönetmeliğin bu şekliyle pek de motive edici olduğu söylenemez. Bu konudaki beklentilerimizin farklı olduğunu bakanlığa ilettiğimiz daha önceki görüş raporumuzda ifade etmiştik. Planlamanın ilk aşamasında stratejik ürünler için uygulanacağı ifadesi ürünler için uygulanacağı ifadesi nasıl uygulanacağı merakla beklemekteyiz. Sektörümüzle ilgili olarak bu ay uygulamaya kalan diğer düzenleme de sözleşmeli üretim yönetmeliğidir. Yönetmeliğe dikkat çeken bazı konular şunlar. Sözleşmenin bir nüshasının da bakanlık birimine teslim edilmesi. Tarafların bakanlık kayıt sisteminde var olması. Sözleşme konusu varlıkların sigorta ettirilmesi ve devam eden sözleşmelerin bir yıl içinde yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi. Aslında sözleşmeli üretim uzun bir süredir uygulanıyordu. Ancak yeni düzenleme ile yardımlaştırılması öngörülmüş uyuşmazlıklar ve ara buluculuklar ve bakanlık kayıt sistemiyle entegre hale getirilmesi gibi konular düzenleme kapsamına alınmış. Yeni düzenlemenin sektörümüzde hayırlı olmasını diliyorum. Değerli meclis üyeleri, sektörümüzle ilgili farklı gelişmelerde 2023 yılı destekleme ödemelerinin ödenmeye başlaması, bu ödemelerin yaklaşık 1,5 milyar TL civarında olacağını bizzat bakanımızın ifadesinden anlıyoruz. Süt desteği 2 taksite, diğer desteklemeler ise 1 taksit olarak gerçekleştirilmektedir. Destekleme ödemelerinin yetersiz olmasına rağmen üretimimize hayırlı olmasını diliyoruz. Seçimden sonra uygulamaya kalan rasyonel zemin kararları ile ilgili enflasyonun yarısı seviyesine yükseltilen politika faizi tepeden tırnağa tüm faizlerle zıplamaya neden oldu. Sonuç olarak tüketici kredileri kısıtlanırken selektif ticari krediler ön plana alındı. Artan kredi maliyetlerine rağmen bankalar kredi vermekte isteksiz davranmaya devam etmektedir. Enflasyon oranlarından arındırılarak kredi artışlarını incelersek görüyoruz ki yıllık reel kredi büyümesi %20'nin altında seyretmektedir. Özellikle tarımsal kredi büyümesinde uzun süredir ülkemiz ortalamasının altında kredi kullanım artışını bulunmaktadır. Tarımsal kredi kullandırma limitleri günün şartlarına uygulanarak artırılmalıdır. Mevcut limitlerin iki katına çıkarılması ihtiyacı reel olarak karşılamaya yardımcı olacaktır. Kentimizde geçtiğimiz günlerde zeytin üretimi, rekolte ve kalite konusunda geçtiğimiz yıl oldukça başarılı bir sezon geçirdi. Ancak bu yıl periyodiste yani var yılı yok yılı olması sebebiyle bu yıl yok gibi olması durumuyla karşı karşıyayız. Geçen yıl resmi olarak 73 bin ton zeytin rekoltesi elde edilmişti. Fakat bu yıl zeytin üretimi için uygun olmayan hava koşulları ve periyodistlerin etkileri gibi faktörlerin yanı sıra yeni meyve sebze ve ağaç sayısındaki artışla dikkate alarak 45-50 bin ton civarında bir rekolte beklemekteyiz. Yine nar, kesme çiçek ve armut gibi pek çok ürünümüz için hasat dönemi başlamak üzere. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin ikinci maddesi geçen oturum zaptının okunması ve imzası. Tolga Bey buyurun.